Allah Teala ayet dedi. Bu yerde bu kişi o şey yukarıda Kur'an-ı Kerim'den umumi ayetlerini kilitirdilerdi. O da şu mevzuyu kiredi bu ya. Yukarıdaki mevzu 8. fasılın mevzusunu meydi Allah Teala bendelerge bu kişinin uluğulaşını salavat etişini o hakikazanı bildirişiydi. O şu uluğulaşı kerametlerini cümlesiye kiredi bu yine fetahnenin manaları hem. Lekin bu surenin uzu o kişi Resulullah'a haslengeni için bu surenin Allah'ı da fasıl kilitirdi. Yukarıdaki mevzunu diğerliği devamı. İnna fetahna leke a'udhu billahi mineşşeytanirracim. İnna fetahna leke fethem mubina. Bugün kısqaraq aytıp ketip olamız. Bu hazır tafsilatlarda kirsek sözünüp ketadi. Bir qatar kısqa aytıp fasl tugatıp olamız. Tushunarli. Bu Fath surası asli Rasul Akram aleyhissalatu vesselamga Hudaybiyye sulhuda nazil bo'lgan. Hudaybiyye 6. hicri senede Hudaybiyye sulhu bugün. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir yarı minge yakın sahabaları bilen ümrege çıkkanlar seferge. Seferge çıkartıp hediyelerini yani kurbanliklerini yetene bakarlar. Maksadları o Mekke ahli ula vakti müşrik bugün düşman bugün ki. Ular uruşki kelepti boylamasın. Hacı kele, ümreye kelekenimizi ziyaretliğini hem bilsin. Ve onun hadiyini, onun fazileti var, yeterli barışını. Çünkü hadi 70 teçe kurbanlıkını yeterli var geldi Resulullah üzere aleyhisselam. Ümre uçun ketkenler. Ki müşrikler aynı kışınlar sana uruş mesleğini bilişleri uçun. Bu tayinle geldiler ki Kur'an aslaha alınmadı. Kurallarını bir barış gelmez. Adi insan yanında alıp yürüyüş gereği bugün kural alışken mesela. Kılıç böyle de o vakti de şuna yürüyüşken. Köşede seferde çıkan ki adam yanına gelmesi ava gel. Kuraldan. Yengil kural alışken. O yüzden yengil kurallar bilen barışken. Ona kadar uruş değerliliği bilenmez. O da o şey demeye, ömre yakarak sefer kıyarlar. 6. Hicri yılı bugün. Yakınlaşkenler de Mekke'ye Kureyş ehli o kişinin karşılığı 200'te atlıdan ibaret koşununu çıkarken. Halid ibn-i Velid'in başçılı gidi. Kim? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam erkenler ki biz oruç yani kelekenimiz yok. Biz ziyarete keleyebiliriz. Yolda açıp koyuyla uzun ziyaret olup kayıtlarımız sağlarız. Lekin kayıtmış, oruçlarımız deseyler mecbur muyuz? Lekin biz onun, o için kime gelmiyiz? Degenler. Şu mezmununu etkenler. Çoparlar ki yen, yine şu yapma etkenler. Birinci Huleys kiyen, anlaşmasam. Kiyen, Avrat bin Mesud kiyenler raziyallahu anh'u. Kiyen, Suhayd raziyallahu anh'u kiyenler. Huleys ki, ahire sulh ki kereşilgen. Sulh şu ki, kele tamam, birbirine hücum kumiyedi, kelesiyle izin veremiz, buyurmaz. Buyurmaz ki, kelesiyle biz haramı, hududunu boşaltı koyamız, siler ki, gelip hala gençe umranı kuketesiler. Ama bu hazırmaz. Dip şunu şart kılışken. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam çünkü kön gelirler. Keyin kaytamız de gelirler. Sahabalar kaytkisi kime gel? Resulullah kanak kaytamız. Biz umre için ki yemiz. Birinci uzlarını vatelleri, uzlarını hakları uza aslı. Demek ki kaytamız. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anhu ey Allah'ın Resulü biz hak demez miyiz mi? Gelirler. Hak demez. Bunlar batılda biz hak demez mi? Ya şunu yok. Buna kosa demek ki biz hazır özümüzü paski uğrayalımız. Hop deyip kaytayalımız. O şey sulhke erişişinin sebebi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam birinciden o şey uruş için kime gelirlerini, tehergerliği olduğunu etkiler. Ki onlar Halid ibn-i Velid'ini koşun bilen çıkarışken. Onda hem uruş niyeti onunla mı bugün? Hazreti Osman'ı yönetkenler uyakka, Mekke'ye. Ki haber giyen ki Hazreti Osman radıyallahu anh elçi olup bağlıyor Resulullah'dan. Yani haberçi bol, haber alıcı bol. Bargeller Hazreti Osman öldürüldü deyip haber giyen. Keyin Müslümanlar ona olsa uruş kuruşke mecburumuz degen düşünceye gelişken. Şimdi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam o şeydeki Hudaybiye'deki bir derahtına astıda oturup sahabalardan bey'at alırlar. Bey'atını mezmunu kaç meslek bugün Resulullah'a itaat kılış. Özü aldığından çünkü şunda özü sahabalar şunu diye buluşken. Lekin bey'atını yengelengen ve bayat asgahı da mahsus bir narsaga ham bayat qilingan. Va'dalashuv yani. Allohga va'da beramiz, siz orqali degan ma'noda bayat qilinadi. Shunday bayat qilishgan.
Ki Allah Teala o şey beyat ahlinin hakkı da bu Fatih Suresi de ayet nazil kılıp etken ki لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ O şey derahtına astı da sizge beyat kılışken peyitte Allah bu müminlerden razı oldu. Deyip Allah Teala onlarga fethine ve hakezanı vaadı kılıyor. Ana şun için o şey derahtının namı Şecaratur Rıdvan, bayatın namı Bayatur Rıdvan deyip atalı koyuyor. Razılık darahtı ve razılık bayatı deyip nam ağabeyin. O şey bayat bilen, o şey darahtı. Allah Teala onlardan razı bu geldiğini, ilan kıl geldiğini münasebet. Sahabe-i kiramlarını bu bayatlarını işitkenden ki Mekke müşrikleri hem sulhke mail bu kalışken. Dainki tarafat bulmasın diye. Ki hakikatte arada sulh tüzülgen. Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam kayıtkenler. Sahabe-i kiramlarda destler bunge razılık bu gelmez. Orkaya kayıtışke. Şimdi Ummu Seleme raziyallahu anha meslehet verip etkenler ki ya Resulullah o zihni sıkıp saçıyızda aldırıp kurbanını bizi soyun. Ki adamla ilgeçler. Ki o şu işte kıyanlar ve sahabe-i kiramlar hem ihramdan çıkışıp arkaya kayıtışken ki. Şimdi inne fetehne surası nazır buldu. Biz sizge feth verdik mubin degeni açık degen manada. Belki açık uçu manasında. Bu fethte murad ne meydiyse Hudeybiye sulhını ettiler diyor bazı ulamalar. Bazı ulamalar gelecekteki Mekke fethi. Kengi yılı bugün Mekke fethi. Gelecekteki Mekke fethi nazarda tutulgen diyor bazı ulamalar. Fethen de murad ne meydiyse inna fethne leke fethen mubine. Qas feth bu. Feth özü açtı gen. Qas feth bu deyse bazılar Hudeybiye deyişken bazılar Mekke fethi deyişken. Şunun için sahabe-i kiramlar ki bu ayetini okup vergenleri de halbuki onlar Mekke'den tosulup arkaya kayıtışı yaptı. Şu hem fath mı değişken? Bu ağzı göğe ki mağlup olup kayıt yapıyorsun. Ne mesela fath bunu diyen bazıları. Şimdi Resulullah aleyhisselam derler ki ha şu fath diyen. Şu fath. Demek ki fath, biz sizge fath, fath verdik. Açık aydın fath. Degen de ya Mekke fathı nazarda tutulgen yayın ki Hudeybiye sulh. Şimdi لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا Sizni Allah Subhanahu ve Teala aldıngıyu kengilerini siz için mağfiret kılışı için. Günahınızını aldıngısını kengisini Allah Teala mağfiret kılsın için. Ve sizge nimetini tügel kılıp versin için. Ve sizini müstakim, doğru yolda hidayet kılsın için. Yani fethine ta'lili dediğimiz yani sebebini, illetini etliyetti. Bu yerde Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam'a günahınızını aldın diyor, kendisini keçirişi için, Allah keçirişi için, mağfiret kılışı için, degen ne mi degen? Resulullah günah kıyam mıler degen soru var. Peygamberler masum buladı, günah kılışmaydı. Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan hem günah sadır bugünmez, peygamberliğinden aldın hem, keyin hem. İlla bazı orunda terk-i avla sadır bula. Terk-i avla diyenimiz ikide işini, ikide caiz işini afzalı kalıp afzalmasını telleş. İkide caiz iş buladı. Kilesi hem caiz, günahmez. Lekin bittesi afzal buladı. Afzalmasını talep koyuşları mümkün. İctihad kılıp. İctihad kılgeleri için Allah'a da acil aladılar beraber. Lekin hiç kaçan Allah Teala'nın emriyle asi bulup günah kılışları mümkünmez. Yani ya Allah'ın emrini bilmeyenden insan günah kıladı. Ya günah ya cehaletten sadır buladı. Ya ki cesaretten sadır buladı. Ya ki gafletten. Cehaletten sadır buluşu bilmeyiz. Mesela böyle şimdi günahlığını bilmezsen kılaz. Bir kişi mesela bamba tokmaydı. Perzikini bilmeydi. Misal üçün. Ya ki bir nersen yiyip yürüdü, haramlığını bilmeydi. O cehaletten buluşu mümkün. Ya ki bir sözünü ayıttı, günahlığını bilmeydi. Ya ki cesaretten buladı, yani günahlığını biledi. Bilip durup, Allah'a karşı durup kıladı. Ya ki gafletten buladı, günahlığını biledi. Kımimen de yürüdü. Kim bir adaşıp, vesvese getişip şeytanını, ya ki nefsini galabesinden mi koydu? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam üç ele suretten hem pak.
Cehaletten patlıyor. Çünkü Allah'ın dinini bilmeyen kardeşler mümkünmez Allah'ın peygamberi olan kişi. Bir nesnenin halal halal mesleğini bilmeyen kardeşler mümkünmez. Cüretten buluşu mutlaka mümkünmez. Cesaretten buluşu. Çünkü peygamberler Allah subhanahu ve teala'nın en itaatli bendeler böyle. Gafletten hem buluşu mümkünmez çünkü eğer gafletten bulsa o kişi vahiyye layık bulamaydı. Kalbim uklamaydı dediler. Hatta ne fakat dedi ki bir gaflet. Belki umumen uklamaydı. Demek gafillik manası da yani bu uyku yoksa gafillik bulmadan keyin elbette başka gaflet hem naagahlik hem o kişiye kemik. Demek o kişideki hata neden buladı? Günah değil yani. Günah değil yani. Bu üçere surettenmez. Yani Allah'ın emrine tezkeri çıkandan yani ki Allah'ın emrini terk kılgenlerden yani ki Allah'ın emrini buyruğunu kılmasını yani ki kaytar gelini kıp koyuş denmez. Belki afzal bugün iki nersenin bittesinin afzalmasını iki tabir caiz nersenin afzalmasını talep koyuşları mümkün. Şimdi bu yerde günahdan murat uçnaka buluşu mümkün. Uçan nersenin irade kıyan buluşu mümkün Allah'ta. Bir tefsir. İkinci tefsirde yok bu yerde Allah Teala aldığı o kengini günahları izi geçirdi deyişten murat, gafırdan murat satır. Özü asıl mağfiret yapış degen, satır kılış degen. Yani sizden günahını yaptı degen manada, yani sizi masum kıldı degen manada bu. Siz günahı izi geçirişi üçünmez, belki sizi günah kılmayı diyen koyuş için degen. Ma taqaddama ve ma taakhara aldingi kengini bazı erkekte küçük yani başka deyip tefsir kılışladı. Taqaddama adette ma taqaddama ve ma taakhar kelad. Alimet nefsun ma qaddamat ve akharat ham kelad yu. Nefs nima taqdim kılgani yu. Nima keyin keltirganini yaxshi biladi. Kıyamatga borganda. Dedi. O'shani ma'nosi nima desa, nima muqaddam qilish desa, u o'limidan oldingi qilgan insonning yaxshiligi yoki yomonligi. وَمَا تَأَخَّرْ Ölümüden keyin artıdan baradigan yaxshi yomonlik. Yani kişini özü hayatıda, vafatından anlıqan işlerden acr aladı ya ki günah aladı. Ve de ahirette ondan azab yani ki ceza aladı. Mükafat yani ki ceza aladı. Bu mətəqaddan. Hayatıda qiyen nesələr uçun alış. Ya ki hayatıda qiyen nesələr onunla alınıp barıp durganını mətəqaddan. Aldingi qiyen nesələr deyil. Şimdi insan vafat etkenden keyin ham yaxshilik qilgan bo'lsa yaxshiligi boradi ortidan. Yaxshi solih farzand qoldirgan bo'lsa farzanddan boradi duo. Ilm qoldirgan bo'lsa ilmdan boradi ajr. Bir sadaqa-yu joriya qilgan bo'lsa undan boradi. Bir ilm kitobi asar yozgan bo'lsa, bir yaxshilik qilgan bo'lsa o'shandan boradi. Ortidan ham boradi yaxshilik. Shuningdek ortidan ham yomonlik boradi. Bir bid'atni tarqatgan bo'lsa, bir xato yo'lni asos solgan bo'lsa, kishilarni bir gunohga chaqirgan bo'lsa bir günahını talim bergen bosa. Hazırda en yamanı, bana şu internete tarqayken narsalar. Günah narsanı tarqatıp koyuş. Bir video geldi sizge, o narsa yakşılıkmez. Ya ki avaz geldi. O kişilerin günahkar buluşuyla sebep oladı. O şanı tarqatıp koyuşsayız. Bu narsalar siz vafat et, size arkasından barıp duradı. Nasip etsin. Yakşılık bulsun, yamanlık bulsun. Üçüncü ayet dedi ki, en bahtli adam özü ölgende günahı ölgen adam. En bakhli adam, uzu olgende günahı olgen adam. Uzu olgenden gene günahı yaşarsa onun hatarı ağır olur. Demek yaşlılıkta hem normallikte hem insan ölümünden aldın, uzu barıştan aldın, ahiretki utkazı koyganı var. Bu madde kaddeme değil. Aldın takdim koyan derseler. Artıdan keptür edigen yaşlılık, yamallik var. Bunu madde akhara, artıdan kele edigen derseler değil. Şimdi Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'da buyurdu etilirkeni. Yani sizden fakat yaxshilik qoladi degan. Ya'ni faqat yaxshilik keladi. Faqat yaxshilik qoladi degan ma'noda bo'ladi. Chunki oldingi keyingi gunohingizni yopdi deyishdan murod deydi ba'zi ulamolar muhaqqiqlarning tafsirlarida. Yopdi, satr qildi, kechirdi deyishdan murod bu gunoh qilib qo'yasiz u kechiradi yoki qilib qo'ydingiz u endi kechiradi, kechiradi emas. Balki sizni gunohdan bir yo'li to'sib qo'yadi. Bir yo'li sizni yani günah kılmayan kıp koyadı. Degen mana bunu. Ne için peygamberlerde şunu diye buluş gerek masumluk? Çünkü onlar ergeçlediğin kişiler. Onlar ne Allah-u Teala şunu diye masum kılmasa adamlar hatasız gibi ergeçledi ki. Allah-u Teala maç peygamberin gibi ergeçti. Ne kısa kıl deyişi için onu pak kılış gerek günahdan. Eğer o günah kıl oluyor diyen bu ise peygamberler.
Peygamberlerine ergeşirisi de onlarca istisna olup kalırdı. Falan falan halatlarda ergeşmeye koyuyor, ergeşmeye türüyorlar. Kur'an'a doğru kesin ergeşiyle olmasam yok dediğin o dişki otup kalırdı. Bu ise peygamberlik makamıyla dürüst bulmaydı. Şunun için Allah Teala o kişilerini masum kıyan, hasreten Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın gödeklikleri de yok kalplerinden o şey şeytanın nasibesi aptaşelgen, köksülerge hikmet o iman, ilmu marifet sapkoyulgen o zaten. Hatta her bir kişiye biriktirilen cin Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'a biriktirilgeni Müslüman bugün, teslim bugün. Ve yutimme ni'metehu aleyk ve ni'metini sizge Allah Teala tola kılıp birişi uçun. Ve sizini müstakim doğru yolga hidayet kılışı uçun sizge fethi birdi. Fethi biremiz biz sizge. Ve sizge Allah Teala nusret birişi uçun, yardan birişi uçun, galibe birişi uçun. Kendi galibe, nasran azize, galip galibe. Aziz degen, galip degen. Yani galibenin özü galibe bilen sifatlen yaptı. Galibe şundeyi galibe ki, nusret şundeyi nusret ki, o özü galiblikten ayrılmaydigen nusret. Şundeyi yardan veremiz ki, onu ahire galibe bilen tügeydi, başka ikinci ihtimal yok. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم و الله سبحانه وتعالى شنده ذات كي سيزني قلب مؤمنلرني قلبلرغا سكينتني تشürdü إيمانلرغا قوشulup yana إيمانلري زياده بوسن үчүн سكينتتن مراد ساكنлик ساكنлик حركاتны аксы болот бу жердеги ساكنликтен мурад turgan o'zini iymonidan unga qarshi tomonga qo'zolmasligi. Tushundingizmi? Iymon kiradi, sakinat kishining qalbiga sakinat tushdi degani qo'zg'almas, o'zgarmas, sobit bo'lib qoladi. Shu nazarda tutiladi. Xotirjamlik beradi shu. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarning qalbiga sakinat bergan zotdir. Ular iymonlariga qo'shilib iymonlari ziyoda bo'lsin uchun. Osmonlar u yerning qo'shinlari, lashkarlari yolg'iz Allohnikidir. Valillahi junudus samawati. Wa kana Allohu aliman hakima. Alloh subhanahu va taolo alim, ya'ni ilm egasi va hakim, hikmat egasidir. Li yudkhila al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa yukaffira anhum sayyi'atihim. Mu'min va mu'minalarni ostidan anharlar akıp türedigen cennetlerge kirgizişi uçun. Allah Ta'ala kirgizişi uçun. O yerde ular mengu kaledigen halde şu bilen birge ularını yamanliklerini kefaret kılıp uçuruş uçun. Şunun uçun Allah Ta'ala ularını kalplerige sekinet verdi imanlarını ziyade. Ve Allah'ın koşunları Allah'ın koşunlarıdır. Allah'ın ikidir yeri asmanının koşunları digen ayet ham bunga bog'lanishi mumkin. Va yu'azzibal munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati dhannina billahi dhanna as-saw 'alayhim da'iratu as-saw. Mu'minlarni jannatga kiritishi uchun va munofiq va munofiqalarni, mushrik va mushrikalarni azoblashi uchun ular Alloh subhanahu va taolo şanide yaman güman kılıçlardır. Allah subhanahu ve ta'ala doğrusu da yaman güman kıladigen münafık ve müşriklerini cezalaşı uçun hem şimdi kılın. Aleyhim dairatu sev ularga yaman devr kelsin digen. Ularga dairatu sevden murat yani feleğini gerdişte koyamızı biz. Feleğini gerdişte ularga tezkeri kesin digen ben o. وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم والله سبحانه وتعالى ularga g'azab qildi ularni la'natladi va ularga jahannamni tayyorlab qo'ydi wasa'at masira naqadar yomon oqibatdir masir degani oxir yetib boriladigan joy jahannam oxir yetib boriladigan naqadar yomon joy walillahi junudus samawati wal ard osmonlar va yerning qo'shinlari, lashkarlari Allohnikidir. Lillahini birinchi keltirilishi faqat Allohnikidir deb hasr, ya'ni cheklov berish uchun. Walillahi junudus samawati wal ard. Yer va osmonning lashkarlari faqat Allohnikidir. Allohning lashkarlari deganda murod u qurol ushlaganlar emas faqat. Ular ham kofir va mu'min hammasi.
Hemes Allah'ın leşkeri. Hemes Allah'ınki yani. Yeru Osmanlı koşunları hemes Allah'ınki. Erler hem bir leşker. Çumalı hem bir leşker. Bütün kainattaki hareketteki derslerinin hemmesi. Ayısı birdeki nümedir kuvvet bulsa Allah'ınki hemmes. Degen manada. وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا Allah aziz, galib ve hikmetli zaddır. اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا Biz sizini güvah kılıp, beşaret, kuşhaber eltuğçı ve agahlantiruğçı kılıp yubardık. Peygamber kılıp. لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا Biz sizin için de peygamber kılıp yubardık. Ne mi için dese? Ey bendeler, sizler Allah'a ve Resulü'ne iman keltirişiniz için ve o kişini uluğlaşınız, o kişini tavkir kılıp, tazim kılışınız ve Allah Ta'ala'ya irteyu keş tesbih etişiniz için. Tuazir, yani ta'zir diyene. Şimdi uluğlaş ki, o uluğlaştan başkalar o şey uluğlanayetkenge cüret kılalmaya diyor mu kalı. Tavqir kengisi, vikar. Tavqir, vikardan alınken. O hem uluğlaş. Şimdi uluğlaş ki, şimdi uluğlap, şimdi tazim kılıp, şimdi bir hürmetin cayı koyuş ki bir kişinin. Başkalarının kalbiki hem o şey kişinin haybeti kiledigen derece. Şimdi biz mi? Tazim olsa uluğlaş böyle. Tebcil hem uluğlaş. İclal hem, hemen uluğlaş cümlesine kiredi. Şimdi bu Araplarının, Arap türlü bayligi, her bir sözünü takide bir zimnede bir manası buladı. Birbirinden. Hemen biz uluğlaş diye yetişimiz mümkün. Umumi cemle için manası uluğlaş. Bir uluğlaşın yanında koşumça bir zimnede zimni manaları var. Mesela tuazziruhu da orduğunda tuazzimuhu demeyen, uluğlaş demeyen, ya da tubacciluhu demeyen, belki tuat, aynı tazir, tazir sözlümü için sallengen. Tazir, men deyeni uzu aslında. Üçüncü, palancının tazirini verip koy deydi. Tazirini verip koy deyeni, kayıt kımaya deyeni koy şu işi deyeni. Men anı bildirdi. Şimdi bak, uluğlaşta, maktağda ne men anı oladı desi, şimdi uluğlaşsız ki, uluğlanı için. Başkalar onge, uluğluğuna karşı bir arada söz, doğru kime edilen sözünü ayrışka cür atkılarmı edilen bu kadar. Mesela, eğer bitti aile azaları, özlerinin atalarını ota katı hürmet kılıçtı, ki analarını ota katı hürmet kısa, başkalar o şu ota ananı bir hürmet kılalmıyor. Yani ki mesela bir babanı, evlatları, nabireleri ota katı hürmet kılıp etrafı da cemlense, başkalar o şu babaya nispeten karşı cüret kılalmıyor. Şunu tazir dedi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam diyor, bugün tazim şu dereceye yetişkere. O kişiyen biz boşken bir adam bugün ve hiç koyan halas dediğin kelta fahimlerini yapı bu ayet kezir. Ve Resulullah diyen köpüren maktab ayeti bu kişinin uygulasız ilahlaşık etip kalayıp de korka diyenler var. O hem vesveseden başka nesemiz. Madem ilahlık nisbetini vermerken siz, bende sıfatı da uygularken siz, Resul sıfatı uygularken siz, şu manada hakkınca uygulasız ulaşırsın. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Şundayı uygulayın ki, şundayı o kişinin hürmetlerini cahaya koyun ki, düşmanları o kişiye cüret kılalmaz. Ve tuvekkiru ve tevkir. O hem uygulaş. Tevkir kılış, o hem uygulaş. Ama bundaki zimni mana, uygulayan kişiye nisbeten başkalarda hürmet kalbiye uğrunaş. Oşa adamı vazn, oşa adamı başkalarının kalbinde vaznını küçültürüş. Çünkü vakr deyip ağırlık ne etedi o zaman. Tavkir bir kişinin uluğulaş, şu kadar uluğulaş ki o uluğulaşlıkını körgen ya ki eşitken kişinin kalbi de uluğulana etken kişiye nispeten ağır bir vazn kette bir orun kalan. Şunu tavkir deyip. Yani şunu ne kılıp uluğulan? Yani şunu ne uluğulan ki bu ne diyen? Düşmanlar cüret kılalmasın, dostlarının kalbi de tazim uğrunasın diyen. Vakar diyen vazminli turuşuna yeter bizde. Öz aslı vakır öz aslı vazminlik ağırlık mı bildirir aslı. Kulağı ağırını hem ve fi edanihim vakrun diyen Allah. Onların kulağı da ağırlık var. Şu görebilirsin ta'zir Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın düşmanları
ham o kişiga jur'at qilolmaydigan qilib qo'yadi. Tavqir Rasul akram alayhissalotu vasallamga iymon keltirgan kishilarning qalbida u kishiga nisbatan salmoqni, vaznni kuchaytiradi. Haybatni kuchaytiradi. Ana shunday qil ulug'lashingizdir. Tu'azziruhu va tuvaqqiruhu degan ikkala zamir Rasul akram alayhissalotu vasallamga qaytadi. U deganda Rasululloh nazarda tutgan bo'ladi. Va tusabbihuhu unga tasbih aytasiz deganda Allohga qaytadi bu. Uchinchi zamir. Va tusabbihuhu bukratan va asila ertayu kech Allohga tasbih aytishingiz. Tasbih aytish Allohni barcha nuqsondan ilohlikka zotiga loyiq bo'lmagan barcha sifatlardan pok deb aytish. Innallazina yubay'unaka innama yubay'unalloh yadullohi fawqa aydihim. Sizga bayat qilayotganlar Allohga bayat qilyaptilar xolos. Allohning qo'li ularning qo'li ustidadir. تضمنت هذه الآيات من فضله والثناء عليه وكريم منزلته عند الله تعالى ونعمته لديه ما يقصر الوصف عن الانتهاء إليه. Bu ayeti kerimeler Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın faziletleri, o kişiye bugün maktab, o kişinin Allah'ın huzurundaki menzile, mertebeleri, belenliği, Allah-u Teala'nın huzurunda o kişiye ne kadar katta nimetler verilgeni doğrusu da gi ma'nolarini o'z ichiga olgan shu qadarki kishi uni vasf qilib oxiriga yeta olmaydi. Shunaqangi katta bir maqtovlar va ne'matlarni zikri Rasululloh bu oyat kelimi. Fabtada jalla jalaluhu bi i'lamihi bima qadahu lahu min al-qada'i al-bayyin bi zuhurihi va ghalabatihi ala aduwwihi va 'uluwwihi va 'uluwwi kalimatihi va shari'atihi. Oyati kerimani, surayi kerimani Alloh subhanahu va taolo birinchi boshlarkan Rasul akram alayhissalotu vasallamni zohir bo'lishlari, g'olib bo'lishlari, ustun bo'lishlari, dushmanidan g'olib bo'lishlari va u kishining kalimalari, so'zlari va shariatlari oliy bo'lishini ochiq oydin hukm qilib qo'yganini zikr qilish bilan boshlandi. Ya'ni hali Makka fath bo'lgani yo'q, lekin oldindan fathni bashorat. Chunki Makka fathi degani butun arablarning fathi degani. Arablar hammasi o'sha vaqtda arab qabilalari hammasi Makkaga mukarrama kelib haj qilishgan va Makka ahlini qattiq ulug'lashgan. Makka ahli musulmon bo'lishi butun arablarning musulmon bo'lishiga turtki sifatida kifoya qiladigan bo'lgan, shuning uchun katta fath hisoblangan Makka fathi. Shuni Alloh taolo oldindan va'da qilib qo'yishi bilan boshlayapti. Va annahu mag'furun lahu غير مؤاخذ بما كان وما يكون ورسول اكرم عليه الصلاه والسلام طول مغفرت qilinganlari oldingi va keyingi u kishidan sodir bo'lgan biror bir narsa bilan u kishi javobgar qilinmasliklarini va'da qilish bilan boshlandi. Ba'zi ulamolar aytadilarki arada gufrana ma waqa'a va ma lam yaqa' ay innaka mag'furun lak. Ba'zi ulamolar aytadiki u kishidan sodir bo'lganiyu bo'lmaganini hammasini mag'firat qilishini va'da qilganini iroda qilgan deydilar. Makki aytadilarki ja'alallohu al-minnata sababan lil-mag'fira va kullun min 'indihi la ilaha ghayru minnatan ba'da minnatin va fadlan ba'da fadlin. Bu yerda biz fath berdik, sizga Alloh mag'firat qilsin uchun deyapti-yu. O'shanga aytadilarki Makki Alloh taolo subhanahu va taolo o'zining iltifoti, marhamatini mag'firatiga sabab chiqib qo'ydi. Ya'ni fath berdik, bu marhamat shuni o'zi. Mag'firat qilish uchun sizni unga sabab bo'lyapti mag'firatga. Mag'firatga sabab ham odatda mag'firatga sabab nima bo'ladi? Istig'for aytish bo'ladi, tavba qilish bo'ladi, to'g'rimi? Ammo Rasul akram alayhissalotu vasallam mag'firatlariga sabab ham Allohning o'zining iltifoti fath ekan. Shunday deb aytadi deydilar. İkala her biri, berçesi Allah subhanahu wa ta'ala'nın özü tamamındandır. Ondan özge ilah yoktur. Bu merhamet üstüge merhamet, fazil üstüge fazildir dediler. Yekeyn etedi ki, وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَسِزْگَ نِعْمَتِنِ تُولَ تُوْكِسْ قِلِبْ بِرِشُ اُچُنْ Oşa nimetin tuks kibirişi nime o deyse etediler ki, بِخُضُعِ مَنْ تَكَبَّرَ عَلَيْكَ Sizge karşı kibir kılgen, sizge karşı özellik kılgen kişini sizga bo'yinini egib qo'yish bilan.
Yoyinki Mekke fethi ve Taif fethi bilen dedi ikinci tefsirde. Yani Mekke fethi az Hudeybiye var. Hudeybiye nasıl bir nimet? Hudeybiye sulh. Şimdi Mekke fethini bilemiz. Tayin ki Mekke ve Taif fethini hem tayin ki sizge nimet mükemmel olsun diye. Vakile bi raf'i zikrike yerfa'u zikrake fi dunya ve yansuruka ve yagfiru lek. Sizin zikrinizin âli kıladı Allah kurtarıp koyar dünyada. Ve sizge nusret beledi ve sizin mağfiret kıladı. Digen mana. Yutimmen manası yani. Tamamı getkezed digen. Fe'alemehu bitemami ni'metihi aleyhi bi hudu'i mutekebbiri aduvihi leh ve fethi ehemmil biladi aleyh ve ahabbiha leh ve raf'i zikrihi ve hidayetihi as-sirata al-mustakime el-mubelliğe al-cenne ve s-sa'ade ve nasrihi el-nasr al-aziz ve minnetihi ala ummetihi el-mu'minine bis-sekineti ve t-tuma'nine التي جعلها في قلوبهم وبشارتهم بما لهم بعد وفوزهم العظيم والعفو عنهم والستر لذنوبهم وهلاك عدوه في الدنيا والآخرة ولعنهم وبعدهم من رحمته وسوء منقلبهم نعمتنا مكمل بولش نما بلن بولدسه sizni zikringizni dünyada âli kılıp nusret berişi ve sizni mağfiret kılışı bilen deyip tefsir kılırlar da etediler ki şu sözünü tefsir kılıyorlar ki şahla yapıyorlar ki Allah subhanehu ve teala Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'a böyle diye nimetini mükemmel tamamıya yetkezip berişini bildiriyordu. Nüme bilen yetkezdi tamamıya. Nüme bilen Allah'ın nimeti o kişiye mükemmel buladı diyse düşmanları o'zidan ketgan mutakabbir düşmanlarini taslim bo'lishi bilan yoki past bo'lishi bilan va u kishiga suyukli bo'lgan eng muhim shahar Makka mukarramani u kishiga fath qilib berish bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zikrlari ya'ni u kishining sha'rlarini ko'tarish bilan va u kishini to'g'ri yo'lga siroti mustaqimga hidoyat qilish bilan shunday yo'lki cennetke ve saadetke iltedigen yol bu. Şunindik, o kişiye hakiki galabeli nusret bilen nusret verişi arkali. Ve o kişinin mumin ümmetlerine sakinet veriş. Kalplerine bir hatır cemlikini salışını salış bilen Resulullah'a nimetini mükemmel kılıp verir. Şunindik, ularga gelecekte verilediğin yaşlılıklarını Allah vaada kılıyordu. Ve büyük galebe, fevzen azime, büyük galebe, büyük zafer, yani cennetini vaada kılıyordu. Ve onların keçirişini, onların günahlarını, yaşarışını, kefaret kılıp tosuşunu ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın düşmanlarını dünya ve ahirette helak buluşu, lanetke kalışı, Allah'ın rahmetinden uzak buluşu, yaman akıbetke çüşüşü ne aytip şu nerseler bilen Allah subhanehu ve teala Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'a nimetini tügel kılıp verişini aytet. Demek sizge nimetini tügel kılıp verişi degen de Resulullah'ın şanlarına bugün nimetlerine hem kiredi uzlarına hakkıdı. Ümmetlerine kalplerine sakinet salış hem Resulullah'a verilediğin nimetini mükemmel kılıp verilişi. Ümmetlerinin cennetke kiritilişi hem Resulullah'a nimetini tügel kılıp verilişi cümlesi ekiredi. O kişinin düşmanları mağlup buluşu hem o kişiye verilen nimetlerini tügel kılıp verilişi. Onların ahirette azapki kalışı hem o kişiye verilen nimetini tügel kılıp verilişi cümlesi ekiredi. Kine dedi ki Allah Teala inna arsalnake şahiden ve mubeşşiren ve nedira. Biz sizini güvah kılıp beşaret iltuçu kılıp, kuşhaber iltuçu ve agahlantiruçu kılıp yubardı. Allah ve Resulü'ye iman keltirişiniz üçün de bizge hitap kılıyor. Ve Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı uluğlaşınız, tavkir kılışınız. Allah Ta'ala'ya keçeyi kündüz, erteyi keç tasbih etişiniz üçün. Fe'adde mehâsinehu ve khasâisahu
min şehadetihi ala ümmetihi li nefsi bi tebliğihi ar-risalete lehum. Bu ayet-i kerimede siz güvah kıldık, beşaret iltihutçu kıldık diyen ayet-i kerimesi de Allah Teala Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel vazifelerini senedi ve o kişinin hususiyetlerini senedi. Kaç hususiyetler deseyiz, ümmetlerinin üstünde güvah buluşları, onlara risaletini doğru yetkiziş bilen, onların üstünde uzları tamamını, yani uzlarını himaye kıladigan derecede güvah bulu alışları. Bu hem o kişiye nimetini mükemmel kılıp verilişinden. Ve kıyla yine etledi ki, şahidden murat mı, güvahdan murat mı dese, şahiden lehum bit tevhid. Ümmetlerine onlarını yalnız Allah Subhanehu ve Teala'ya ibadet kılıcı muvahhid bugünlerine güvahlık verilmiş. Şahit degen. Mübeşşir, beşaret iltiçi degeni ümmetlerine sevap beşaretini verilmiş. Ya ki mağfiret beşaretini verilmiş. Munzir agahlantiruvchi degani düşmanlarini azobdan agahlantiruvchi degani. Va qila muhazziran min ad-dalalati li yu'mina billah thumma bihi sallallahu alayhi wa sallam man sabaqat lahu min Allahi al-husna. Demak agahlantirish Rasulullohga erishmagan kishilarga shu yurishingda azobga qolasan deb agahlantirish. Ikkinchi ma'nosi men sebeqat lehu minallahil husne degeni kimni ki Allah subhanehu ve teala onu takdirige yaşlıkını aldığına yazgen bosa oşa kişiler Allah ve Resulüge iman kiltirişi üçün zelaletten agahlantiriş buladı dedi. Yani Resulullah agahlantirediler umumen emmeni. Birinci manasını ve düşman bugellerini azaptan agahlantiriş. Hem unzirden buladı. İkinci manası hemen agahlantiriş zelaletten, edeşudan. Tayinki Allah Teala yaşlılık bitken kişiler Allah ve Resulüge iman keltirip necat gerisini için. Ve yuazziruhu ve Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı uluğulaşları, yücillunehu uluğulaşları için. Yine başka bir ayette ve kıyla yansurunehu, yani yuazziru'dan murat ikinci tefsir yansurunehu, yardım berişleri için. Ve kıyla yubaliğuna fi ta'zimihi. Üçüncü manası Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a tazim beca keltirişte mübalağa kılıçları uç. Demek tazimin üçte manasını ettiler. Birincisi uluğlaş. İkincisi yardım veriş, nusret veriş. Üçüncüsü o kişinin tazimi de mübalağa kürsetiş. Yani yukarı derecede bal kişini sarıplab uluğlaş degen. Yuqiruhu ay yuazzimuhu, yani tazim kiltiriş uluğlaş degen o ham. Bunu biz barasını ettigen. Ve qara'a ba'duhum tuazzizuhu bizayayni minel iz. Vel ekseru vel azhar enne hâda fi haqqi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bazıları bu şahıs kıraat digileri, yani namazda kubara diyen kıraat mes tafsirlerdi kiltirilir. Şaz degenimiz mütevatir bulmagen, yani köpçülük rivayet kılmagen, nadir kilgen rivayetlerde. Ve tuazziruhu zay bilen rabose, tuazzizuhu ikte zay bilen kılıngan rivayeten var. Bunda taziz hem izden, uluğlaş, azizlikden çıkıp çıkardı, galiblikden. Aziz görüş, izazlaş degen mananı bildirir. Ve l-ekseru ve l-azhar enne hâzâ fi haqqi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Köpçülük etken ve ravşan, yani birinci adamı istekir edigen nerse şu ki, bu uluğlaşınız degende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkıda kitken gel. Tu'azizuhu degende hem Allah'ı hatip kamet zemir. İzazlaşınız degende hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nezarda tutuluyen bula. Thumme kala ve tusebbihuhu fehada raca'un ilallahi ta'ala. Onge tesbih etişiniz degen de Allah subhanahu ve ta'ala onge tesbih etiş nezirde sütülüyor. Kale ibn-i Ata cümle'li nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme fi hadihi sureti ni'amun muhtelife. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemge bu surede türlüce nimetler cemle birilgen. Minel fethi el mubin,
Açık aydın feth. O huve min a'lamil icabe. Bu icabetnin belgisidir. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Mekke fethi buyursun sonra gelirler. Bu icabetnin belgisidir. Birinci fethini vaad kılıyor. Vel mağfire ve hiye min a'lamil mahabbe. Şimdi kengisi mağfiretini vaad kıldı. Birinci fethini vaad kıldı ki mağfiretini vaad kıldı. O mağfiret busu muhabbetnin belgilerindendir. Ve tamamen ni'me ve hiye min a'lamil ihtisas. Allah Teala nimetlerini o kişiye tügel kılıp, mükemmel kılıp verişini etkeni bu ise o kişinin haslegenliğini belgisi. Uzge has, yakın tütkenliğinin belgisi. Vel hidayeti ve hiye min a'lamil vilaye. Şunu yine ve yehdiyek edip hidayetini vardı, hidayet kılışını haber verdi. Bu ise vilayetinin yani Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın Allah'a dost, Allah o kişiye dost, yardımcı bu genin bilgisidir. Demek feth, mağfiret, nimet tamamı ve hidayet. Tütten ersen Allah Teala bu yerde zikir kılıyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Bunlar her biri özge has manalarda delalet kılıyor. Feth icabetke, mağfiret muhabbetke, nimetini mükemmel kılınışı haslengelliklerge, hidayet bolsa, dostlik ve yardımcı dost bu yanını alametidir Allah Teala'nın. Fel mağfiretu tebriyatun minel uyub. Demek mağfiret ayıbdan paklavdur. Bir resim bir yolu paklav. Yani bir yolu pak de biliş. Yani günahsız de ilan kılış. Nimetini ve tamamun ni'meti iblagu daracatil kamile. Nimetini tamamı degeninden mükemmel, kamil, yani en yukarı dereceye yetkazışı hesaplanadı. Vel hidayetu hiye davetu ile el müşahede. Ve yehdiyeke doğru yolda başlaş degendeki hidayetten murad. Hidayet bu müşahedege çağrılaştır Allah subhanehu ve teala'nın Resulullah'ını. Allah Resulullah'ını müşahedege yani uzunu körüşke çağrılavudur. Cafer ibn Muhammed yani Cafer-i Sadık'a dediler ki min temami ni'metihi aleyhi en cealehu habibehu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge Allah subhanehu ve teala'nın nimetleri mükemmel kılıp birleşi, nimeti kemalige yetişi, tamamige yetişi, tügel nimet birleşinin cümlesiye kiredi. O kişinin uzunin habibi dostu kılgeni, suyuklisi kılgeni. Ve aksama bi hayatihi, o kişinin hayatıge kasem içgeni. Kaysa ayet dedi? La amruke innam. Ve nesaka bihi şara'i'a gayrihi, o kişi bilen başka peygamberlerinin şeriatlarını nesh kılıp amelden tohtetkeni hem. Ve araca bihi ilel mehallil a'la. O kişinin miracge en yukarı makamge alıp kütergeni hem. Ve hifzahu fil mi'raci hatta ma zâgal basaru ve ma tağa. Miracda o kişinin öz hifzide esregeni ki hatta ki közleri hem akmadı, taymadı hem haddeden aşmadı. Ve ba'sehu ilel esvedi vel ahmer. Aku karage, yani berçe türdeki insanlarge o kişini peygamber kılıp yubargeni. Ve ecelle lehu ve li ummetihi ve ahelle lehu ve li ummetihi l-ganaim. O kişiye ummetlerge ulcelerini halal kılgeni. Ve cealehu şefi'an müşeffa'an. O kişini şefaatçi ve şefaati kabul kılnedigen kılıp koygeni. Ve seyyide veledi Adem ve Adem balalarının seyyidi kılıp koyganı. Ve karana zikrahu bi zikrihi. Bu kişinin tilge alınışı, zikir kılınışı, Allah'ın zikir kılınışı bilen yanmayan koyup koyuluşu. Ve ridahu bi ridahu. Bu kişinin razılığı Allah uzun razılığını bağlayıp koyganı. Ve cealahu ahada rukneyi tevhid. Ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın tevhidinin ikta rukninin bittesi kılıp koyganı. Mana shular hammasi ne'matning tamomi tugal bo'lishini jumlasiga kiradi. Dedilar Ja'far Sodiq. Summa qol innal ladzina yubay'unaka innama yubay'un Alloh yadullohi fawqa aydihim. Ya'ni bay'at ar-ridwan. Ay innama yubay'un Alloh bi bay'atihim iyyak. Keyingi oyat karimada Alloh subhanahu va taolo sizga bay'at qilayotganlar faqat Allohga bay'at qilyaptilar xolos.
Allah'ın kulu onların kolları üstündedir. Diyen ayeti kerimede Rizvan bayatın nazarda tutuyor. Yani onlar sizge bayat kılıçları bilen doğrudan doğru Allah'a bayat kılıyordular demekçi bu. Yedullahi fevku aydihim Allah'ın kolu onların kolu üstünde kolları üstündedir digende Allah Teala yuridu indel bay'a bay'at hayatıda şunu diye bugün demekçi. Sizge bay'at kılıp kollarını çözerkenler bay'atta Hazreti Resulü Ekrem Aleyhisselam kul uşaşıp etkenler. Onların şu ayetlediğin vadesini şunu kul uşaşıp etkendi. Resulullah Aleyhisselam bu şunu diye kılıp bay'at o geldi. Yani şu bay'at kılarkenler şu bay'at esnasında görüyorum ki Allah Subhanahu ve Teala'nın özüge doğrudan doğru bay'at kılıyken bulanıyor. Ve kıyla kuvvetullah. Yani yedü Allah'ın kolu değişten murat ne mediyse bir tefsirde Allah'ın kuvveti değil. Ve kıyla sevabı. Yani bir tefsirde bayatın sevabı nezarda tutuyor. Peki Allah'ın sevabı. Sevabı bu demek Allah'ın sevabı. Allah Ta'ala onlara şu bayatta sevap verir şey yani. Ve kıyla minnetu. Yedullah Allah'ın kolu değişten murat ne mediyse Allah'ın merhametidir. Ve kîle akduhu. Yine bir tefsirde akdı. Yani bitimidir deyip ayetişen. Ve hâzihi istiâratun ve tecnîsun fil kelam. Bu istiâradır ve gepteki tecnîsdir. İstiâra ne mi? İstiâra okşatış buladı. Bir nersenin bir nersenin okşatıladı. Teşbih diyeyimiz. Mesela Zeyd şerge okşaydı deyiz. Nemesi de okşaydı. Cesareti de, cüreti de, şücaatı da. Misal için. Falancı şereken mi deyip koyasız. El şunda eğer müşebbeh yani okşatış, okşatılmış var. Siz okşatı yapsın mesela. Zeyd'in şerge okşatı yapsın. Zeyd'in şerge okşatı yapsın. Müşebbeh deyimiz yani siz Zeyd'in ayetemiz müşebbeh deyip. Okşatılı uçu. Neme gelir? Şer müşebbeh bih deyiler. Yani okşayatken, unge okşatılayatken diyelim. Zeyd'in şerge okşatsayız, Zeyd müşebbeh deyiler, şer müşebbeh bih deyiler. Adette teşbihte ikelesi iki de rükün deyiler. Okşavucu okşatılmış. Bittesini hazıp kılıp öçürü varsayız, şunu istiara deyiler. Kayısı birini uçuruşuz diye karar, İstiara ikiye bölünedir. Tasrihiye, mekniye dedi. Bu belagat bahs uzun. Yani mesela bir şiirini gördüm. Şu ne kadar hutbe kılıyordu minberde deyiz. Bu da adam o. Yani bir şiirini gördüm. Cengde şu ne kadar düşmenge hücum kılıyordu deyiz. Öz bir insanını gördüm. Şiirge okşaydı. Düşmenge hücum kılıyordu deyiz. Yani. Siz haliki adam mı? Özünün hazıbı vardı. Öçürü vardınız. İstiara tasrihiye dedi bunu. Yani ki siz müşebbah bihin uçur varız. Mesela ayetiz ki gel haber kuş diye uçtu deyiz. Haber uçtu deyiz. Kuş diye yok. Haber uçtu deyiz. Haber tarkaldı. Yani ki haber yandırdı hemen yada deyiz. Bu haber hemen yada yandırdı deyiz. Bu gebelen siz haberini Allah'a uçtuyken varız. Uçtatılmış ne? Müşebbah bihin o ot. Allah'ın zikriyle yapsın yok. Allah'ın müşebbihin uçu var yapsın. Ama onge delalet kıladığa onu bitti sıfatını koyup yapsın oranına. Bunu istiara mekniye deyip. Bu belagat bahsleri. Bu yerde istiara var. Yedullahi fevkaidihim ayeti de Allah'ın kulu onlarının kolları üstündedir de istiara barbola düşündü. Kaysın manadı. Ki tasrihiye boladı da. Bu yerde özü temsiliye deseyen boladı aslı bunu. İstihara temsiliyeye düşüyordu bu. Temsiliyesi yamar, temsiliyeye de temsil veresiz. Yani Allah'ın kolu, onların kolu üstü de diyebdi. Hakikatte onların kolu üstü ve Allah'ın kolu kaptır gelmez. Düşündünüz mü? Bağlanmış. Bu göğün ki Allah Ta'ala onların yardımı dedi. Onların kolunu Allah Ta'ala kolla kuvvetleydi degen manada. Onların bayatını kuvvetleydi degen manada böyle. Şimdi istihara böyle. Ve te'kidun li'aqdi bay'atihim iyyah. Yani Allah Ta'ala'nın
Allah subhanahu wa ta'ala onların Resulullah'a bugün bayatlarını o şey akıdını, bitimini, takidini nezarda tutken Allah'ın kolu durdu diye işte Murat. Ve izami şe'nil mübaya' sallallahu aleyhi ve sellem bu bilen birge Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam bayat alayetken zatının şe'nlerinin ulgulaş hem var. Yani falancı ne etkenim, ne etkenim degeniz onu ulgulaş bu nedir? Resulullah'ı kıyan bayat iz men yıkıyan bayatdır. Men yıkılınken bayatdır degeni bu Resulullah'ın ulgulaş bu ve kad yekunu min hâze kavluhu ta'ala bana şu cümleden bu nedir? Allah subhanahu ve ta'ala'nın sözü ki kaç cümleden dese şu okşatıştan buladı. Kaç manada? فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Allah Teala bir ayet-i kerimede etedi. Ularını, müşriklerini seler öldürmediler. Allah katıl kıldı. Tufranı atken de bir sıkım tufranı alıp, meyde taşı tufranı alıp Resulullah saç geldi. Müşriklerin yüzüge. Hemmesini közeye kirip gitken, kuram yakalışken. Oşa siz atken peydinizde, siz atmadınız, Allah attı dedi. Bu yerde gören ki Resulullah ki aldın atışın nisbet biredi. İz rameyte. Ve ma rameyte aldın nefi kuvalı. Birinci atmadıyız dedi. Ve ma rameyte. İz atken peydinizde. Aldın atkenlerini inkar kıladı. Kin atkenlerini ispat kıladı. Atmadınız atken peydinizde. Siz atmadınız. Belki Allah attı dedi. Bu yerde yani zahırda atkenleri için atışını uksuge nisbet bireydi. İdramayı dedi. Lakin hakikatte Allah atkenini aslında hakikatte Allah Ta'ala atkenini ifade etmiştir. O kişinin atkenlerini inkar kıldı. Kein ve lakin Allah harama deyip durup Allah attı deyip ayet dedi ki. Bu Kur'an-ı Kerim'in küçülü balagatından kısımlandı. Yani atken peyitinizde siz atmadınız belki Allah atkendir. O işte Kur'an'ı. Çünkü insanın kudret edemez ki bir sıkıntı Kur'an'ında atıp koysa bir de koşunlu gözü görmüyor kalsın. Bu Allah subhanahu ve ta'ala uzun yetkezdim hemen gözüge uçanı. Surette siz attınız. Hakikatte olsa Allah attı. Degeniz. Ve inke bana şu ayet ki okşaydı yukarıda bir ayet. Nemede okşaydı? Onlar siz gemez Allah ki bayat kılıyor diyen yapı ki okşaydı. Göyen ki Tuğra'nın siz zahırda görünüşte siz attığınız o aslı Allah attı. Bunlar hem görünüşte siz de bayat kılı yaptı. Aslı Allah ki bayat kılı şey yaptı. Siz gemez. Digendik. Ayetke bu ayetke o ayet şu cihetten okşuyor. Ve in kana al-awwal fi bab al-majaz wa hadha fi bab al-haqiqa. Li'an al-qatil war-rami bil-haqiqa huwa Allah. Wa huwa khaliqu fi'lihi wa ramyihi wa qudratihi 'alayhi wa musabbibuhu. Wa li'annahu laysa fi qudrati al-bashar tawsilu tilka ar-ramyati haythu wasalat حتى لم يبق منهم من لم تملأ من لم تملأ عينيه وكذلك قتل الملائكة لهم حقيقة. Birincisi mecaz babından, ikincisi hakikat babından degen nima degani? Birincisi mecaz babından degani yani adam sizler öldürmediniz Allah öldürdü. Siz atmadınız Allah attı deyaptimi? Siz öldürmediniz, siz atmadınız degen dege öldürüş, atış mecazi. Yani bendeler tamamen sadır bugün. Hakiki öldürücü, hakiki atıcı ulermez. O mecazen ulerge nisbet verilirdi bu iş. Mecazen diyen ne diyen? Hakiki manadımız. Hakikat ve sani fil hakika diyen ikinci ayetliyken atış ve lakinne Allah harama ve lakinne Allah katalahum de bu hakiki manada. Hakikat babıdır. Neme uçun dese ayet yaptı ki çünkü öldürüyken hem oşa atkı uçu hem tıprağını. Hakiki manada Allah'ın uzudur. Neme uçun Allah'ın uzu böyledi? O insan atı yaptı, kurup durup. Biz o şunu korudan çıkı yaptı. Bu nasıl deseyiz etedik ki. Çünkü Allah Ta'ala yaratadı oşa kişinin hareketlerini. Oşa atışını hem. Ve kudretihi aleyh. Atışke bugün ondaki kudret, imkan, kuvvetini hem Allah yaratken. Allah yaratkeni uçun Allah'a hakiki nisbet verildi. Ve liennehu leyse fi kudretil beşer ikinciden. Ana şu bir havuç tuprağını bütün koşununu közüge yetkazdı. Bir ortasını közüge yetmeye kalmadı. Közü tuprağı bulan dolmayan kalmadı. Bir tek koşunun içinde. Bir havuç tuprağı bulan. Bu insanın, beşerinin kudreti de olmasıdır bu.
Şunindek periştelerinin ularını öldürüşü hem hakikattir. Yani periştelere düşüp yardım verip öldürgen. Periştelere öldürgen Müslümanlar, zahırda Müslümanlar öldürgen. Lakin periştelere ular yardım verip aslında periştelere öldürüp verirgen. Ve kad kıyla fi hâzihi l-âyetil ukhra innehâ alel mecâzil arabi ve mukabeletil lafz ve münasebetihi ey kateltumuhum وَمَا رَمَيْتَهُمْ أَنْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَجُوهَهُمْ بِالْحَصْبَ وَالتُّرَابِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى قُلُوبَهُمْ بِالْجَزَعِ اَيْ اِنَّ مَنْفَعَةَ الرَّمْيِ كَانَتْ مِنْ فِعْلِ اللّٰهِ فَهُوَ الْقَاتِلُ بِالْرَّامِي بِالْمَعْنَى وَأَنْتَ بِالْاِسْمِ Şimdi bu ayette yukarıda geldiğimiz bir tefsiri. İkinci ayetinde. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ ayeti var mı? Şu ayetin ikinci tefsiri de dedi ki bu Arablarına mecazı getirdi. Yani bir manada, ikinci mecazı türüye getirdi. Kaysi manada dediyse dedi ki böyle de mukabeletul lafz ve münasebesi var. Yani bir lafızını getirdi de ikinci tamamen ki o şünge münasip ve mukabil lafız getirildi. Başka mana irade kılınır. Yukarıdaki de öldürüş ve atış da öldürüş ve katil ve rami sözlere asıl manası da işleyen böyle. Yukarıda yani mecaz, yukarıda mecaz dedi ki o mecaz lügavi mecaz mı? O yerdeki mecaz lügat babı denmez yani. Yani o hakayık babıdan kep çıkıp etilgen gibi. Yani hakikatte Allah yaratken için ben de iyi kudretini öldürmüşü Allah buladı. Lakin görünüşte ben de buladı. Bu ham bunda ham ular mecazen öldürücü yok. Hakiki öldürücü Allah diyeyim size. Şimdi mecazın ikinci hakiki lugavi mecaz var. Lugavi mecaz da şey. Lugavi mecaz da kaysa ben abi keledi. Yani siz öldürmediniz, siz atmadınız. Allah attı, Allah öldürdü degendeki mana. Allah Teala siz kolunuz bile öldürgen degen mana demez. Belki onların kalbiye korku sap koydu degen mana. Korku sap koydu işte ornige. Katalahum deyip ayetledi. Öldürdü deyip Allah öldürdü deyip ayetledi. Allah hakikati öldürücü mü yaptı onda? Kalbiye korku salıcı oldu yaptı. Korku salıcı buluşunu, korku saldı degen sözünü katıl kıl deyip ayet yaptı. Mecazi manada. Bu ikinci manadaki mecazi mezmun buladı. Bunun göre korku saldı deyişti onu ya katıl kıl deyişi müşakele uçun yani aldın, sizlere katıl kıma deyiler degen sözge münasip sözünü şekilde söz getirir için kılınır. Sürerliyim bizde, dilimizde kan diye buladı mesela. Mesela siz bir ünü yaseymen deyiziz. Yok ki bir Robert yaseyersiniz orçun. Yok ki bir tikette nasıl yaseyersiniz. Yeseydiniz, o sizi kendi üstünüzü yıkılıp sizi bu cahize halak mı kıldı, talafat etkiz. Şunu da ki, sen onu yaseymen diyor, o diyor, o seni yasak koy diyor deyiziz. Sen onu yaseymen degeniniz, hakiki manada yaseyiz. Müşakele uçun, gapni jinsdosh chiqarish uchun u seni yasab qo'ydi-yu degani u seni boplab qo'ydi-yu degani ikkinchisi. U qurish ma'nosidagi yasash emas. Birinchi yasash qurish ma'nosidagi yasash. Ikkinchi yasash boplab qo'yish ma'nosidagi yasash. Tushundingizmi? Siz o'zi sen uni yasayman deyding, u seni boplab qo'ydi-yu ustingga tushib, oyog'ingni sindirib qo'ydi-yu. Demoqchisiz. Lekin unaqa desangiz qofiyada chiqmaydi. O yüzden çünkü siz ne diyorsunuz? Sen onu yaseymen diyor diye, o seni yasak koyuyor diyor diyorsunuz. Şöyle diyeyim. O şey, o şey suretteki mecaz bu diyorlar. Şöyle diyeyim. وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى قُلُوبَهُمْ بِالْجَزَعْ Yani, اِنَّ مَنْفَعَةَ الرَّمْيِ كَانَتْ مِنْ فِعْلِ اللّٰهِ Aldığın mecazi manadigenimizde birinci tefsirde atış Allah Ta'ala'dan değil yet bu da. Şimdi Allah Ta'ala'dan atışmaz bu yedi. Atılış, şu atkendeki netice Allah'dan, menfaati Allah'dan, Allah'ın fiilinden buladı dedi. Netice, şunda hem Allah Ta'ala hakiki atı uçu ve hakiki katıl kılgı uçu buladı. Siz bulsa namıge atı uçu ve katıl kılgı uçu bulasınız. Degen mananı bildirdi. Ve tecnisun fil kelam etmeyi ötketi kapımız istiharanın yanında. Tecnis degeni o şu harfdaş sözlerini keltirişine yeterli. Yedullahi eydihim. Yubayi'unaka yubayi'unallah. O'sha şekildosh so'z keltirish ma'nosida bo'lgan deydi.
Bu 9. bab şundan ibaret. Hulasa-i kelam neyse edeceğim bu şey. Allah subhanahu ve teala Fatih suresi de Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ve Allah ile vaadelerini, nimetlerini zikir kılgen uzunu mağfiretini, o kişinin günahdan paç kılışını, günahsız kılışını ve o kişinin nimetlerini mükemmel kılıp verişini vaade kılgen o kişinin ümmetlerini kalbine sakine düşürüş, onların cennete kirgiziş, günahlarını keçiriş gibi nimetler bilen hem o kişinin nimetini mükemmel kılıp verişini zikir kılgen şunindeki o kişinin Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı güvah kılıp, beşaret iltuğçı kılıp, agahlantuluşu kılıp yubarışını yubargenini zikir kılış bilen o kişinin yani uluğulegen şu bilen birge o kişinin ne atrafıdakilerden ümmetlerden o kişinin uluğulaşları tevkid kılışlarını iman keltirip o kişinin ilgençlerini talep kılışı bilen hem o kişinin uluğulegen yani şunindek o kişinin kılıngen bey'at doğrudan doğru Allah subhanahu ve ta'ala'ya bulgen bey'at göğen ki o kişinin kolu Allah'ın namıdan vakil iken ne aitiş bilen o kişinin yani uluğulegen bana bu vaadeler bana bu sözler Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a Allah subhanahu ve ta'ala'nın ikramı, izazı ne kadar belendiğini kursete. Subhane rabbike rabbil izzeti amme yasifune ve selamun alel mürseline velhamdülillahi rabbil alemin.